Değerli izleyenler, Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık programında bu hafta çok güzel bir konuyu ele almak istiyoruz. Arı sütü, belki de beyaz altın gibi bir değeri olan arı sütünün gerçek arı sütü üreticisi bir aileden dinleyeceğiz. Hüseyin Diner ve oğlu Burak Diner bu yıl yeni başladıkları arı sütü serüveninde çok başarılı bir süreç elde ettiler. Ve bu sürecin ayrıntılarıyla, incelikleriyle bize bu programda başka arıcı arkadaşlarımıza alternatif bir üretim modeli olmak üzere önerilerini sunacaklar. İnce üretim modellerinden bahsedecekler, püf noktalarını bildirecekler ve bu işi yaparken de hiç kıskanmadan ve kısıtlama yapmadan sizlerin bu konuyla ilgili bilgilerini artırmalarına yardımcı olacaklar. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Hüseyin Bey, nereden geldi bu böyle arı sütü merakı size? Arı sütü merakı nasıl aslında tüm ürünlerin şöyle göz attığımızda biraz bu sene dışa çıkalım yani balların değer kazanma noktasında bu sene bir farklı noktaya taşındı. Elde ettiğimiz ürünlerin piyasada değer bulamayışından, yani daha doğrusu biz beklediğimizden rentable bir gelir elde edemeyişimizden ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Türkiye'de yerli arı sütünün ihtiyacı karşılamadığı %95'inin yurt dışından geldiğini fakat özverili bir çalışma gerektiğini, bir sisteme tabi bir iş olduğunu gördük. Ne yapalım? Biz madem ki bu arıcılığı yapacaksak artık bu iş bizden hobiden olmaktan çıktı. Biz bu işi bu şekilde başlayalım dedik ve kolları sıvadık. Bu yıl başladınız. Bu yıl başladık. Kaç kovanla bu işe başladınız? Arı sütü üretme noktasında. Arı sütü bizim bu sene tam bir sisteme oturtamadık aslında işi. Yenisi olduğumuz için. Normalde aralığımızda 250 civarımızda kovanımız olmasına rağmen bizim yapabileceğimiz ekip olarak ve sistemin getirdikleriyle 100-120 arı civarında çalıştık. Bunları mevsimsel olarak da, dönemsel olarak da değiştirdik. Bazen bu 60 oldu, ilerleyen günlerde yükseldi. Ve modeller üzerinde, yani modeller derken arıcılığı hakim olanlar bilecekler bunu da, hangi anasız sistem var, besleyicili sistem var, direkt besleyici sistem var. Bu modellerin hangisinde biz başarılı olacağız? Floramıza göre bunlar yapılan çalışmalar ama dünyada kabul görmüşleri var. Türkiye'de uygulanan modeller var. Biz hangisiyle daha randımanlı çalışabileceğiz? Bunlar üzerinde çalıştık ara ara. O yüzden önümüzdeki yıllardaki çalışma şeklimizi nasıl olacağını belirleyecek bir şey oldu bu seneki çalışmamız bizim. Modelleri gördük, floramızı gördük. Kendimizin ne kadar bu işe yatkın olduğumuzu gördük. Bunları gözlemledik. Şimdi notlarımızı aldık, hatalarımızı gördük. Seneye model ve teknikler üzerinde kaldığımız yerden öğretilerimizle beraber üstüne koyarak devam etmeyi planlıyoruz. Ve bunun ilki olarak da biz karasal bir floradayız, yani bir şey karasal iklimdeyiz. Evet. Aydın'da start vermek üzere arılarımızı bu sene naklettik. Nasipse Ocak ayı 15'i itibariyle şu anda arılarımızı orada başına gidip oğlum orada baharı karşılayacak. Oranın mevsimini getirdiği şekilde artık Mart sonu mu olur, Nisan ortası mı olur? Startı orada vermeyi planlıyoruz. Peki şimdi bu işe heves eden arıcı arkadaşlarımıza arı sütü üretmeyi önerir misiniz? Şimdi altın dururken hedef bronz olmamalı. Hı hı. Yani bir ödül var karşıda. Sınıflandırmışlar. Birincilikte altın var, ikincilikte işte gümüş var, üçüncülükte bronz var gibisinde. Böyle bir hedef
karşınızdaki değerli bir ürün. Ama ki ben arılığıma gideceğim, mangalımı yakacağım, çayımı demleyeceğim, semaverimi koyacağım. 2 saat çay keyfi, işte arkadaşımı ağırlayacağım, ondan sonra yemek keyfi. 1 saatte de arılarımın genel durumuna bakacağım şeklini unutacaklar yalnız. Yani hafta sonu arıcılığı gibi, emekli işi gibi düşünmeyecekler bu olayı. Part time zaman ayırmayacaklar, full time zaman ayıracaklar. Özveriyle çalışacaklarsa, nasıl bir kamuda çalışan, özel sektörde çalışan sabah 8, akşam 6'da çalışıyorsa, bu şekilde bir mesai, günlük mesai harcıyorsa, hatta cumartesi pazarı yoksa, bunlar da böyle bir çalışma temposuna girmeye hazırlarsa, hedefte güzel bir ürün var. Piyasada kendini kabul ettirebilirsen, ürünü kabul ettirebilirsen değil de senin ürettiğini ve yerli olduğunu, karşıdaki bilincini verirsen bu ürünün pazarı geniş, yalnız üretme safhası azim ve disiplin gerektiren bir iş. Haricinde yapılamayacak bir iş, bir şey yok. Tavsiye ediyoruz şiddetle. Pazarı zamanla oturacaktır inşallah. Peki üretim zor mu? Üretim dediğim gibi, yani bizim arıcılığa başladığımız, biz haftada 2 gün 3 gün araya gidip çıta isteyene çıta veriyoruz hocam. İşte polenin toplanacaksa 2 günde bir günde polenlerini topluyoruz. Çok böyle relax yaptığımız bir iş oluyor. Böyle bu şekilde bir işten birden azim, gayret ve özveri gerektiren bir işe girince yalnız insan boğuluyor biraz. Yani 2 metrelik havuzda yüzerken karşına bir okyanus çıkmış ve karşıdan ya diyeyim, boğazı daha iyi bilirsiniz siz İstanbul'da yaşadığınız için. Boğazdan karşı karşıya geçmekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bunda ne yapıyor? Bir efor gerekiyor yani bu. Orada o zaman bir ekip belli çalışması bir gerekiyor. Stiliniz olması gerekiyor. Onları tabii ki ekip olması gerekiyor. Ekibinin aynı şartlara hazır olması gerekiyor. Peki sizin ekip nasıl bir ekip? Evet. Kimlerden oluşuyor? Şimdi bizim ekibimiz başta oğlum var ve 2 kardeşi var. Oğlum 2 yıllık fakülte mezunu oldu. Dedik böyle bir işimiz var. Liseye giden küçük oğlum. Bir de 10 yaşında kızımız var. Biz Türkiye'nin en küçük arı sütü üreticisi demiştik ona. aşılamamızda falan. Onu niye getirmediniz? Pandemi maalesef. Evet. Pandemiden dolayı izin alamayız, problem olur diye. Çocuklarımız kaldılar. Burak, demek ki Türkiye'nin en küçük arı sütü üreticisinin abisi oluyor. Evet, o gurur bana ait. Peki o ekibin başkanı mısın sen? Ufak ekibin. Ya, o ufak ekibin başkanı demeyelim çünkü bizim ailede herkes zaman zaman başkan olabiliyor. Yani herkes söz hakkına sahip. Yani birinin dediği her zaman olacak diye bir şey yok. Biz her zaman büyük küçük demeden istişare yapmaya çalışıyoruz. Hani bu şekilde daha iyi bir şekilde sonuca varabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü şimdiki çocuklar da hayal güçleri olsun, düşünme olsun. Hani bazen ağızlarından öyle şeyler çıkıyor ki inanamıyorsunuz yani. O yüzden hepsini tabii ki de kayda değer görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Peki, onların dışında... Evet. 3 tane arkadaşım vardı. Okullar tatil edildi pandemiden dolayı falan filan. Onların da okulları tatil edildiği için geldiler, yardım ettiler. Sağ olsunlar, 2 ay boyunca da onların yardımıyla 60 gün aralıksız onlarla devam ettik. 30-35 gün kadar da kardeşlerimle devam ettik. Onların arıcılıkla ilgili tecrübeleri var mı? Hayır, daha önce yani sadece kovan taşırken nakil zamanında gelirlerdi. Polen toplarken yardım ederlerdi sağ olsunlar. Onun dışında mangallara, çay partilerine, semaver partilerine gelirlerdi. Konteynerin içinde bildiğiniz 5 metrekare yerde 4 kişi. Yaşadık, evet, bir nevi yaşadık. 60 günde mi üretildi bu? 90-95 gün kadar sürdü. 93 gün net olarak, 93 gün boyunca bir fiil aralıksız. Peki evet. Bu 60 gün ve akabinde de 93'e tamamladığınız süreç içerisinde gününüzün ne kadar bir kısmını arı sütü üretmek için harcıyorsunuz?
Bir kere sabah 8'de aralıkta olunması gerekiyor. Zaten sistematik ve disiplin gerektiren bir şey olduğu için her gün aynı saatte 8, en fazla 8.30'da aralıkta olmaya çalıştık. Önce kahvaltı hazırlanır, bir menemen yapılır. Onlar o işlemi yaparken ben hemen kovanlara gider, arı sütlerimi toplarım. Hasada hemen hazır hale getirmeye çalışırım hızlı bir şekilde, soğuk zincirle. Kahvaltıdan hemen sonra ben onları topladığım gibi hemen getiririm. Bir an önce sütü alanımızı, hasadımızı yaparız. Daha sonrasında yavru alıp geliyoruz. Transfer olayı başlıyor. Uzun mu sürüyor transfer işi? Aslında transfer işi 2 saat, maksimum 3 saat. Sütün salınmasına kadar sürüyor? O da öyle, 2 saat falan sürüyor ama işte bu sene biraz acemiliğimize de gelmiş de olabilir. Biraz daha detaylı çalışmış da olabiliriz. Aslında hani o tarafı çok zor değil işin yani. O tarafı herkes yapabilir. Zor olan saha. Yani kovanları kontrol edebilmek. Neyini kontrol ediyorsunuz? Onu istersen... Onu... Evet. Babam daha tecrübeli. Üstad'a soralım. Estağfurullah. Oğlum benim yetişemediğim dönemlerde malum ben kamuda çalıştığım için bir takım taktikler gördüm. İşte şu kovanlar yarı şu işler yapılacak diye. Önce kovanlarda bir yavru rotasyonu işi var. Izgaralı bir modelle çalışıyoruz. Alt katta ana arı, üst katta ana yok. Sütü orada yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz başlatıcı besleyici modelle çalıştık. Öyle anlatayım. Anasız kovanlara 5 günde bir yavru vermek zorundasın ki genç işçi ve yalancılama sürecini engelleyebilmek için. Ve bunları destekleyen arkada arıların olması lazım. Bunları bir nevi biz numaralandırıyoruz ya da belli bir sıralara koyuyoruz. Hangi gün hangi kovanda kapalı yavru alıp başlatıcı kovana vereceğiz. Hangi gün besleyici kovanlardan alt kattan üst kata, onların da sıralamaları var. Yavrusu bitiyor, alttan üste genç yavru çekmen gerekiyor. Onlar çünkü genç yavrular süt basacaklar çıtaları, süt çubuklarımızdan. Bu tür işlerde bende bitiyordu. Ben gün boyu bunlarla meşgul oluyordum. Notlarımı alıp... Bu da önemli bir süreç değil mi? Yani kovanların normal bal sezonundaki gibi alttan yukarıya çıta almaları, aşağıya kabarmamış vermek. Yalçın Hocam, şimdi ben şunu gördüm etrafımdaki arıcılardan. Biz çok kişiyle istişare ediyoruz. Yani malumunuz işte fuardan tut, ne varsa, nerede aktivite varsa katılmaya çalışıyoruz. Bu şekilde farklı bölgelerde hangi modellerle çalışıyor olduğunu baktığımda ben belirli bir sistemle çalışan, özveri içinde bulunan, zamanını daha çok arının içinde sahada geçiren kişilerin verimlerin arttığını gördüm. Evet. Yani atıyorum bir koloni yönetimini hakikaten bir arıcı yaptıysa, bu sizin modeliniz olabilir, atıyorum ismini de analım, sıkıntı yok. Muhsin Hocamızın yöntemi olabilir, A ya da B modelleri. Bunu hangisini yaparsan yap bir şekilde karşılanıyorsun. Ama arıyı sadece işi arıya bırakırsan, bulunduğun floraya göre falan hareket etmezsen bunun karşılığında bal beklerken yavru toplayabiliyorsun. Oğul toplayabiliyorsun. Benzer bir şekilde de sütü az elde edersin. Tabii ki. Böyle bir disiplin çalışma olduğu zaman yani senin verimine yansıdığını görüyorsun. Arı sütünde de böyle. Zaten arı sütünde belki balda, polende hasbelkader sonuca gidebiliyorsun ama arı sütünde kesinlikle ve kesinlikle aksatırsan, o sistemin dışına çıkarsan ertesi gün yani alacağın süt hemen yarıya, belki de %25'e düşebiliyor. O yüzden bunu varsa bir kovanda sıkıntı, o gün gidermek zorundasın. Ben bunu hafta sonu gelip yapayım dediği zaman o kovanı o devreden çıkarmak zorundasın. O gün ondan alacağın süt, Türkiye ortalamalarını biz kovan başı 10 gram diyoruz yani günlük bazında. O 10 gram sütü unutuyorsun her gün. Şimdi önemli bir konuya değinmek istiyorum. Arı sütü denilince benim aklıma Çankırı, Ilgazlı, Recep Hoca geliyor. Şimdi Recep Hocam bir arı sütü üretme seferberliği başlattı 3-4 yıl önce. Belki de 4-5 yıl önce ona güzel bir program yapmıştık. O programın akabinde de çok fazla arı sütü üreten üreticimiz yok. Siz istisnasınız ve başarılı da oldunuz bu işte. Şimdi az üretilen ticari emtialar talep fazla olduğu için fiyatı yüksek olur. Şimdi bugün bakıyoruz,
Çınar sütleri piyasada 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya satılırken Recep hocam işte 25 liraya, 30 liraya satıyordu ben yanlış hatırlamıyorsam. Bu böyle dillere plesenk oldu. Vay efendim o kadar pahalı olmaz, bilmem ne şu bu. Şimdi alt alta oturttuğumuzda verdiğiniz bakın iş gücüne bakın. 2 tane genç delikanlı misafiriniz vardı. 3 tane sizin ekipmandan. Toplam 5 kişi. Hanımınız çalışıyor. Siz varsınız. Ekip geniş. Aile tipi bir işletme. Güzel ama 5-6 kişinin yevmiyesini koyduğunuzda sabahtan akşama kadar da çalıştıklarını düşündüğümüzde bu ciddi bir yekün tutuyor. Ürettiğiniz ürüne bakıyorsunuz. Son derece az. Şimdi Recep Hoca arz ve talep meselesi. Ürettiğiniz ürün piyasadaki bütün ilaçlar zehir. Neden zehir? Çünkü bir ilacı az ya da çok kullandığınızda insan bünyesine tahribat yaratabilir. Yani ilaçlar iki ucu keskin bıçak gibi doktorun önerdiği dozajda kullanılıyor. Oysa ki arı sütü doğal bir ürün ve çok faydalı. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Dolayısıyla az elde edilen ve çok talep edilen bu ürünün de böyle çok uygun fiyatlardan verilmesi kafalarda kocaman bir soru işareti yaratıyor. Acaba Çin arı sütleri yerli arı sütü diye mi satılıyor? Düşüncesini tüketici sesli olarak düşünüyor. O yüzden de üreticilerimiz aynı hani bu glikozlu ballar gibi bizim ürettiğimiz doğal arı sütlerinin de efendim acaba kalitesiz bir şey mi alıyorum yüksek fiyata diye endişelenmesine sebebiyet veriyor. Oysa ki sizin üretim tarzınızı efendim işte sosyal medya ile takip eden insanlar toptan da vermediniz, perakende sattınız, değerine sattınız ve para kazandınız, öyle değil mi? Elhamdülillah. Biz bu konuda Recep hocamdan çok faydalandık pazarlama konusunda ve pazarlama derken aslında insanlara öneri konusunda diyebilirim yani. Ben arı sütünü kullanan etrafımda üreticilerden temin edip bugüne kadar kendim ufak ufak verdiğimi düşünüyordum. Bir kere ben dozda çok eksiklerim varmıştı. Sağlıklı insana bile ne kadar kullanması gerektiğini bilmiyormuşumdu. Bu normal bir şey. Kimse bilmeyebilir. Evet ama bu üretmeye başladığımda bu kaygıları tabii ister istemez bana bu konuda soru soracak diye önce onu çalışıyorsun yani. Ne kadar neye faydası var? Recep hocamla mı çalıştınız mı? Bu konuda Recep hocam bize çok yardımcı oldu. Halen de takıldığım noktada ona soruyorum. Şimdi biz bir... İzleyenlerimiz de duysunlar. Sağlıklı bir insan ne kadar tüketmeliymiş? Günlük 1 gram ile 2 gram arasında süt tüketmeli ama ben bu günlük denince 365 gün algılıyordum bu işten. Heh. 365 gün değil. Ne kadar? 30 gram ile 60 gram süt alsanız siz ama belli bir periyot yani bir başladınız 30 gün sürekli alacaksınız bunu. Evet. Ya da 60 gün. Bu neden 30 gün 60 gün diyorum? Benim bünyemle sizin bünyeniz arasında farklılıklar olabilir. Bana 30 gram yeter, size 60 gram yetebilir belki. Sağlıklı bir insandan bahsediyorum. Bunu aldığım zaman biz zaten vücudumuzu korumaya alıyoruz. Evet. Dışarıdan gelecek ya da içeride olabilecek şeylere karşı kendinizi bir korumayız. Yani savaşa giderken bir çelik zırh giymiş gibi düşünün. Ondan sonra yılın 300 diyelim ki 40 gününü biz Allah'ın izniyle güvencede tutuyoruz. Yani bir yıl boyunca 30-60 gram mı tüketmeliyiz? Yani sağlıklı bir insanın bunu muhakkak. Şimdi Recep hocam bizim memlekete giderken yolumuzun üzerinde beni zaman zaman arar. Der ki ne yapıyorsun, nerelerdesin? Eğer ki ağzımdan böyle işte memleketteyim falan dersem niye bize uğramadın? Dönüşte mutlaka uğrayacaksın. İzzet, ikram, misafirperverlik de üzerine yoktur. Ve Recep Hoca gerçekten anlattıklarına göre bakılırsa birçok rahatsızlığı ortadan kaldırıcı tedbir olarak önerdiği insanların fayda bulduğunu söylüyor. Kendisine inanıyorum çünkü bizzati ziyaretlerine gittiğimde kendisini birçok kişiyle de istişare ettiğini gördüm. Ve üretim yaptığı yer de son derece doğa harikası bir yer. Zirai ilaçlamalardan uzak bir dağın eteğinde. Hemen bizim ağzımıza arı sütlerini, polenleri, efendim limonlu polen şerbetlerini verir. Yola gider, gönderir. Der Allah'ın izniyle size hiçbir şey olmaz.
işte sağlıklı bir şekilde gitmemize yardımcı olur. Kulakları çınlasın. Kendisi gerçekten arı sütü noktasında Türkiye aracılığının seferberlik anlamında, arı sütü seferberliği anlamında gayretleri var. Ve mecliste, efendim, üst düzey bürokratlara falan hep bu arı sütünün önemiyle ilgili briefingler verme çabası içerisinde. Kendisini takdir ediyoruz bu anlamda. Birkaç tane projemiz var. İnşallah arı sütünü çok daha Türkiye'de bilinirliğini artırıp, üretimini çoğaltıp, Türkiye'deki sağlıklı yaşama önem veren tüketicilere arı sütünü arıcıların üretmesiyle sunmasına yardımcı olacağız. O da vesile olmuş olacak bu anlamda. Şimdi bu konuda hocamın tecrübeleri çok fazla. Ben bunun altyapısı altında bilimsel makalelerle doldurmak gerektiğini düşünüyordum. Yani biz Lokman hekim değiliz. Sen şunu kullan, sen bunu diye. Ama bir balı üretmişsin, bir ürün üretmişsin ama bunu nasıl kullanılacağını, doktoru yok ki bunun gidip de hocam ben reçete değil yazmıyor işte hastaneden doktordan ilaç almıyorsun. Günde bir tane kitap. Nasıl belirlenmiş peki? Şimdi bunu baktığımızda ben önce diyordum ki tabiri caizse yaptığımız için koca karı ilacı gibi vermek gibi diyordum ben. Ama şimdi makaleler, bilimsel açıklamalar, ben kanser üzerinde Çin'de yapılan araştırma, İran'da yapılan araştırmalar, bunlara baktığımızda ya bir makalenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Vermiş meme kanserinden bilmem neye kadar. Çok olumlu sonuçları, bunu açık açık söyleyebiliriz. Bunu bize yanlış konuştuğunu da diyemeyiz. Makale var orta yerde. Kötü hücreyi beslediği yönde algılar vardı. Evet. Böyle söyleniyordu bize. Kesinlikle ve kesinlikle kötü huylu hücreyi beslemediği ve iyi işte hücre, diğer hücreleri de yenilediği ortaya çıkıyor yani. İyi hücreleri bu bilimsel yayınlarda. Bu bilimsel makaleleri var bunun üzerinde. Bu, böyle olduktan sonra benim size 1 gram alın, 2 gram alın demenizde bir medyumluk şeylik yok yani. Evet. Konuşta. Hocam bu yönde bugüne kadar elinde bir belki şey olmasa da, bilimsel makale olmasa da birebir verdiği ve sonuç dönüşler var. Bu dönüşler çok anlam kazanıyordu bizim evet. için. Altına da bizim araştırıp da bulduğumuz bizim sütçüler grubumuz var. WhatsApp üzerinden haberleşiyoruz birbirimize. Kalabalık mı bu grup? Bu grubumuz bizim 67 kişiden oluşuyor. Türkiye'de 60 tane arı sütü üreticisi var demek. 120-130 civarında olduğunu. Çok güzel. Yani bunun içinde 1,5 kilo süt üreten de var. 70 kilo süt üreten de var. Ama şu var ki biz böyle 4-5 yıl evvel program yaptığımızda bir elin 5 parmağını geçmiyordu arı sütü üreticisi. Bugün 120 tane kişinin arı sütü üretiyor olması çok sevindirici. Bilgi paylaşılıyor. İnternet artık her şeyi kolaylaştırdı. Yeni nesil bu konuda daha azimli çalışıyor. Aileler, gençler özellikle artık bu işi. Üretim modeli dediniz ya az önce. Arkadaşımızın Burak'ın anlattığı üzere hani sabahleyin sütleri topluyor. Ondan sonra 2 saatte de larva transferleri yapılıyor. Siz de koloni düzenlerini takip ediyorsunuz. Yumurta atımını hızlandırıyorsunuz. Evet. Sürekli süte çalışıyor oradaki yumurtalar. Doğru mu? Evet. Peki mesela 120 arı mı demiştiniz? 150 mi demiştiniz? Bizim bu sene oyuna soktuğumuz 120 arı falan. 120 kovanda tamamı süt mü üretiyor bunların? Hepsine süt çıtası mı konuluyor? Yok. 120 kovanın 120'sine her gün süt çıtası konmuyor. Diyelim ki bir kovanda modelde başlatıcı model ise 15 tane anasız arı yapıyoruz. Bunları 3'er tane çerçeve veriyoruz. Bunlardan günlük 45 tane çerçeve çıkıyor. Bugün verdiğimiz çerçeveyi yarın alıyoruz. Bu 45 çerçeveyi kovanlara, katlı kovanlarımızı dağıtıyoruz birer tane. Ertesi gün ikinci sıraya bir 45 çerçeve daha dağıtıyoruz. O başlatıcılardan verdiğimizi. Evet. Onu dağıtıyoruz. Yani 90-120 böyle ortaya çıkıyor. Bu şekilde çalışırsınız. Bizimki daha azdı başlatı sayımız. 10'du. Yani arkadaki destek oyuna verenlerle beraber 120 tanesinden falan faydalandık. Diğerlerini polene bölmeye ve bala çalıştık. Çünkü biz tamamıyla çalışsaydık iş gücünün altından kalkamazdık. Kaç tanesini arı sütünüyle çalıştırdınız?
Toplam çıta sayımız bizim 50'yi geçmedi. Yani 50 kovanda bir tane mi çıta koyuyorsunuz? Her kovana bir tane çerçeve koyuyoruz. İki de konulabilir mi? Kovan koloni gücün yüksekse, atıyorum 15 çerçeveli bir kovana sahipsen, konabilir tabii ki. Doğadaki nektar akışı belirler, polen akışı belirler bunu. Şimdi ben bu ıslah mevzusuna takmış bulunmaktayım. Biz de son günlerde lafınızı böldüm hocam. Islah konusunu taktık ama Çin'deki ya da Kore'deki bir modeli biz arıcılar olarak bizim kesinlikle gücümüz yetmez, dernek kursak da gücümüz yetmez diye düşündük. İllaki bir kamu desteği almamız gerekiyor. Devlet tarafından bu ıslah projeleri büyük işler gerekiyor. Çinlilerin bu işe 1950'lerde başlayıp Japonya'dan 300 bin koloniyle falan başladıklarında hedeflerinin bal olduğunu, sonra ufak ufak sütte de başarılı olduklarını, kendileri o İtalyan arasından bir ıslah yaparaktan günlük 150 gram kadar süt aldıklarını söylüyorlar. Biz bunda inanamıyoruz. Apimonde de dedikleri 6 kilogram süttü kovan başı yıllık üretimleri. Evet. Bizim 500 gramı geçmiyor. Yalnız ben şöyle biraz da sizin konuya girmiş gibi olacağım. Yani siz Bal Üreticileri Birlik Merkez Birlik Başkanısınız. Diyelim ki Türkiye bal üretimi 14 müydü hocam? 17 miydi? 14,5 kilogramdı. 17. En son bazı balları ortadan çıkartırsak bu 6 kiloya kadar çıkar. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Doğru söylüyorsunuz. O üretim modellerini devreden çıkartırsak, yani besleme modelini dışarıdan çıkarırsak bu kadar düşer. Acaba diyorum, bunların da bize lanse ederken 6 kilo dedikleri farklı bir üretim şeyim var. Evet. Larvamı eziyorlar. Çünkü deniyor ki fiyatlardan Çin'e girdiğinde 25 dolarla atıyorum 75 dolar arasında fiyatlar değişiyor. Hmm. HD değerine göre, 10 HD değerine göre sütlerine fiyat koymuşlar. Bizim Türkiye'den daha fazla fiyata satılan sütleri mevcut. Evet. Bunları biz görmüyoruz. Anladım. Bunlar Türkiye'ye girmiyor. Türkiye'den Çin'e giden kayıtlı sanırım şey vardı. Az miktarda olsa süt görülmüştü. Hep aldığımızı söylüyoruz, verdiğimizi söylemiyoruz. O da bizim doğru ürün ürettiğimiz anlamına geliyor evet, aslında. Güzel. Artı soğuk zincirin hiç olmadığı. Yani orada mı? Var sanıyordum. Orada gelenlerde en erken 10 günde ulaşıyormuş. Bir mesajda yine gruptaki bir arkadaşımızın mesaj attığı bir Çinli, soğuk zincir değil göndereceğim süt demiş. Ne anlama geldiğini siz zaten. Aslında onu biraz önce sormak istedim ben. Siz arazi şartlarında kovanların içerisinden süt çıtasını aldığınızda kovanın içerisinde soğuk bir zincir yok. Orası sıcak bir bölge. Arılar vantilasyonla o ürünü bozulmasını engelliyorlar besmeleyle. Siz onları aldınız, işte vakumla mı alıyorsunuz, çubukla mı alıyorsunuz, kaşıkla alıyorsunuz? Orasını. Burak Bey nasıl alıyorsunuz? Tahta çubuklarla alıyoruz. Tahta çubuklarla evet, sıvıyorsunuz. Evet. Ve ondan sonra süzüyorsunuz herhalde. Bunu bir kavanozun içine tabii süzülecek bir şekilde milim milim toplanıyor. Tırnaklarımızı da kazıyoruz adeta. Aynen. Yani o şekilde. Etrafında buz kalıplarıyla beraber, yani kavanozumuz da zaten buz tutmuş oluyor. Altında işte buzu, yanlarında tekrar buz kalıpları. Hı. Ya çünkü bunu bu şekilde yapmazsak eğer bu ürün insanlara fayda etmez. Hı. Sen bu ürünü sattığında atıyorum aldı adam 30 gün kullandı. Dediğimiz şekilde güzelce kullandı. Fayda alamadı. Fayda alamadığı zaman bir daha senin telefonunu da aramaz. İnsanlara da tavsiye etmez. Çok merak ediyorum. Bu üretim noktasında hani biz arılardan bal alırken balın mutlaka tadına bakarız. Siz de sütün tadına bakıyor musunuz? Her sabah herkesin ilk aldığı tahta çubuk kendi dilinin altına gider. Öyle mi? Aynen. Yani daha güçlü olabilmek için. Şimdi mesela bana sorarlar. Ya işte anlatıyorsun iyi güzel faydaları var, yan etkileri yok gibi. Sen bunu kullanıyor musun? Ben kullandım diyorum. Ben bunu 2 ay boyunca kullandım. Peki Burak, 2 ay boyunca kullandın. Evet. Kullanmadan önceki dönemle kullandığın dönem arasındaki çok fark ne? Net bir şekilde anlatabilirim ki 5 saat uyuduğumda bile uykumu alabildiğimi hissettim. Evet. Şehir merkezinde tam... Neden 5 saat uyudun? Uyutmadı mı seni? Yok, o birazcık yaşımızın gereğinden kaynaklı. Böyle hani ertesi gün aslında ben öyle olacağını hiç düşünmüyordum. Ertesi gün ne kaç gram alacağız? Nasıl çalışacağız? Farklı olan bir şeyler olacak mı? Gece uyumadan önce bir saat bunları düşünüyorsunuz. Yarım saat, bir saat bir şeyler okumaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla WhatsApp grubunda... Burak arıcı olmuş, kanına arıza eri girmiş anlaşıldı. Arkadaşlarınızla WhatsApp grubunda yarın kaç tane transfer atalım?
bunu konuşuyorsunuz. Acaba az transfer atsak daha mı çok verim olur? Hani tutma oranları artar mı gibi gibi. Problemler varsa bunlar masaya yatırılıyor. Böyle denemeler yaptığınızda evet. Bulduğunuz bazı sonuçlar var mı? Mesela az transfer yaptığınızda, az beme verdiğinizde daha fazla mı süt aldınız? Aslında onun analizini tam anlamıyla yapamadık. Çünkü az verdiğimizde arı belki de çok getirdi. Çok verdiğimizde dışarıdan nektar gelmedi. Evet. Bunun analizini tam anlamıyla yapabildiğimizi düşünmüyorum. Zaten acemi bir yıl olduğu için hani her şeyi deneyimleyerek gördük. Kaç kilo ürettiğiniz diye sormak istemiyorum. Çünkü nazar değeceğini düşünüyorum. O yüzden söylemeyin. Önümüzdeki yıl inşallah çok daha fazla üretirsiniz. İnşallah. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben yurt dışı ziyaretlerimden bir tanesinde ana arı yetiştiriciliği ile ilgili, ıslahla ilgili yapılan bir toplantı neticesinde oradaki kurslarda şöyle bir bilgi aktarmışlar arıcılara. Bir kovanın içerisinde 10 çerçeve arı var ise, bu 10 çerçeve arının kaç çerçevesi arı sütü üretir diye sormuşlar. Kaç çerçevesi? Yani kaç çerçeve miktarındaki arı, öyle söyleyeyim. Bu ırktan ırka göre değişir, sen de söylersin. Ben ilk başta düşündüğümü söyleyeyim. Evet. Tamamen kovandaki genç arı nüfusuna bağlı. Tabii. Yani kovanda atıyorum 10 çift arı var. Evet. Sen bunu tepeden açınca direkt göremezsin. Kimler genç, kimler yaşlı, işte evet. Kimler bağlı bala çalışıyor, kimler ama dışarıdan. Ama şöyle bir durum var Burak'cığım. Şimdi baban da tabii konuya girsin. Hani burada bir koloni var, aile. Evet. 10 çerçeve ise, İşte baharında erken dönemi ise yaklaşık 9 çıtası bunun yumurta. Ya da yani 8 çıtası yumurta. En dıştakiler ballı diyelim, ortadakiler yumurta. İşte ikinci ve ikinci çıtalar da 9. çıta ile ikinci evet. çıtada polen var diyelim bir miktar. Yani burada bir aile var. Bu koloninin işte çalışma yapmışlar. Yaklaşık olarak 2 çıtasının süt üreten bireyler olduğunu ortaya koymuşlar. Yani sizinkisi belki 3 olur, 4 olur, bilemiyorum. Doğru. Bunu neden söylüyorlar? 2 çıta süt üreten yoğunlukta bir arı bireyi var ise 10 çıtalık arıda, yani yavrulara bakanlar var, polen getirenler var, işte ne bileyim tarladan nektar getiren var, su getiren var, evet. Hemşire var, doktor var. Kapıdaki nöbetçilerine kadar. Evet. Ama 2 çıtası işte süt üretmekle görevli olan arı popülasyonunu oluşturuyor. Şimdi bu konu nereden geldi? Ana arı yetiştiren işletmeler bunlar, benim anlattığım. Ve ıslah edilmiş, kaliteli, onlar ona şey diyorlar, vital ana arı, yani kaliteli, vitalite, en üst düzeyde ana arının yetiştirileceği kovan, ben biliyorum ki Türkiye'de kime sorarsanız 10 çıta arı olmalıdır der. Ne dersiniz? Şimdi 10 çıta arıda mı ana arı yetiştirilmeli? Bunu az önce dediğim gibi eğer arının kendi gelişim şekline bırakırsanız sizin dedikleriniz doğrudur, bilimsel çalışma arının evet, üremesi aynen öyle. Şekliyle. Aynen öyle. Ama biz buna müdahale ediyoruz işte bu evet. noktada hocam. Biz yani, doğal bir koloniden bahsediyoruz. Biz yani bunu biz şartları zorluyoruz. Diyoruz işte 5 günde bir kovana bir çerçeve kapalı yavru veriyoruz. Evet evet. Sizi irdelemiyorum burada. Yok. Onların ana arı yetiştirme modeli. Modellerinden bahsediyorum. Bir yere geleceğim oradan. Şimdi bir kovanda biz Türkiye'de 10 çıta arıya ana arı yetiştiren işletme yok gibi bir şey. Yani eğer ki ben kendi ana arımı yetiştiriyorum diyorsa bir adam ve çok özeniyorsa 10 çerçeve sıkı sıkıya, hatta ben birkaç arkadaşımdan biliyorum, 2 katlı arıyı indirirler, sirkelerler, full 10 çıta yaparlar ki böyle sağlam ana arı yetiştirebilelim diye. 10 çıtalık kovanlarda yetiştiriyorum ben hocam diye bir de böyle gururlanarak söylerler. Ama yurt dışında bana ne dediler bakın. 2 çıta süt üreten bir koloniye dediler ana arı yetiştirmek doğru olur mu? Yalçın hocam, biz 10 çıta süt üreten koloniye ana arı yetiştiriyoruz dediler. Nasıl oluyor bu dedim, yani 50 çıta mı dedim. Üst üste hani 10, 20, 30, 50 çıta arı. 10 çıtada 2 çıta süt üretiyorsa 50 çıtada 10 çıta süt üreten var. Evet dedi, biz dedi aynı sitin süt üretme modelinizden yola çıkarak anlatıyorum bunu. Siz sürekli yavru nakliyesi yapıyorsunuz ya evet. süt üreteceğiniz kovanlara. Onlar da çıta vermek suretiyle
çok fazla genç bireyin oluşturulduğu 10 çıta arı sütü üretecek bireyin bulunduğu bir koloni hazırlıyorlarmış. Ve bu kovana öyle yüzlerce, 80, 90, 100 tane de değil, 20-30 tane meme veriyorlarmış. Ana arı için belki bu sistem olabilir ama biz o arıyı arı sütünde öyle 20 gözü harcarsak... Arı sütünü konuşmuyoruz burada, ana arıyı konuşuyoruz. Bu ana arının bir kere vital yetiştirilmesi, feromon salgılaması, işte uçuşta daha güçlü erkeklerle çiftleşmesinin sağlanması gibi alt alta topladığımızda vital ana arının, yani kaliteli ana arının üretilme kıstaslarından bahsettiler. Şimdi nereye geleceğim buradan? Siz iyi bir arı sütü üreticisi olarak işte adım atmışsınız, başlamışsınız. Bence bu işletmede mutlaka önümüzdeki yıl, ana arı, tekrar arılarınız aydında ya şimdi. Bu yıl yapacağınız bu çalışmada böyle kaliteli ana arılarla önümüzdeki yılın kolonilerini hazırlayın. Çünkü eminim ki öyle yapıyorsunuz. Kaliteli ana arılar kullanıyorsunuz mutlaka. Ama ana arılar çok daha kaliteli olursa ki bu sizin elinizde mümkün. Neden? Çünkü arı sütü üreten kolonileriniz çok bol miktarda var. Artık önümüzdeki yıl işte 100 kilo mu alıyorsunuz, 500 kilo mu süt alıyorsunuz? Çinliler gelip sizden ders alırlar herhalde. Bizim işletme olarak şu anda onları hayal etmemiz mümkün değil. Türkiye gerçeklerini ve ana arılarının üretildiği geriye döndüğümüzde, baktığımızda öyle bir şey hayal olur ancak. Biz sadece bu sene elimizdeki var olan ve farklı bizim Hayrettin abimiz, Mehmet Uçar abimizin den getirdiğimiz İtalyanı versiyon arılarından denemeler yaptık. Muğla ekotüplerinden denemeler yaptık. Kendimizdeki denemeler yaptık. Sadece görsel. Elimizde bizim ıslah edilmiş, işte menşesi belli anaları yok. Evet. Birçok kişinin her ne kadar dese de zaten söylemde yanlış yapıyorlar. Diyorlar ki F1 kesinlikle zaten melezi F1 diye bize lanse ediyor. Zaten kendisi de ne ürettiğini bilmiyor. F1 dediğimiz zaman ne akla gelir? İzole bir bölgede ya da Sony tohumlama. Öyle mi hocam? Ama git anacıya, hangi ana var elinde? Karniyolu İtalyan'ı sayar hepsinden. Hepsinden var. Hepsinden gönderir üzerine. Nasıl F1 bu hocam? Sony tohumlaman yok. İzole bir bölgen yok. Bir aralıktan 4 tane ana çıkıyor. Belki daha da fazlaştırabilir çeşitli. Bir defa böyle bir şey yok. Biz bunu kendimizce daha önceki programlarınızda da söylediniz. Bizim ekibimizden yaptığınız programımızı dediniz. Islah çalışmasını dile getirerekten işte joker analardan bahsedildi. Yanlış anlamadıysam aklımda öyle kaldı gibi geliyor. İşte bunlardan görsel olarak bu kuandan biz işte 15 gram süt aldık bugün. Bunları not ederekten, bunların erkeklerini takip ederekten bir zaman olacak ama biz tek başımıza bu işin altından kalkamayız. Muhakkak her şeyde olduğu gibi antiparantez Türkiye'nin artık bu sütte de dünyaya kendi ihtiyacını bir baştan karşılayacak. Ondan sonra da dünyaya ithal etmesi gerekiyor ileriki zamanlarda. O yüzden ıslah çalışması yaparken sütçülük de gözü öldürüp yani bal üretimi olarak değil sadece bize süt salgılayacak yüksek kaliteli analar da bekliyoruz. Yani bunu kim yapacaksa bunu da ele alsın yani artık yavaş yavaş bu sektörde sütçülerde olacak inşallah. Valla topu atmayın bir pas kimseye. Artık başlamışsınız ona. Biz başladık ama bakın bizim işletme olarak bütçemiz yetmez. Bulunduğumuz tüm sütçüleri toplasak yine yetmez. Bu ağır yük gerektiren bir şey. Bunu illaki devlet desteği şart bu işlerde. Ben nasıl modeller üzerinde kendimi geliştirebilirim? Kalkarım buradan Çin'e giderim, Kore'ye giderim. Vallahi aslında bu arı ıslahında da böyle. Sizin dediğiniz gibi işte o da ıslah konusuna giriyor. Devletin bu işte ilgileneceğini ben pek sanmıyorum. Şimdi hangi bürokrat çıkıp da dur bu arıcılara yazıktır ben bunların arılarını ıslah edeyim diye bir memurun kendine görev edineceğini sanmıyorum. Burada bu görev aslında arıcılara düşüyor.
Peki arıcı bunu nasıl yapacak? Ekonomik tabii ki imkansızlıklar açıkça ortada. Arıcı bunu bu iş için kurulmuş olan birlikler marifetiyle yapacak. Şimdi birliğin de elbette ki kaynağı yok. İşte aidatlarla, bağışlarla o birlikler bir takım projelerle sonuç ortaya çıkartabilecek bir takım çalışmalara adım atacak. Şimdi bakıyoruz bir proje var. Bu projeden kim ne alacak? Ne kadar para kazanılacak? Herkesin aklı fikri kazanmak ama sonuçta bir meyve çıkartılmasıyla ilgili kimsenin bir enerji harcadığı yok. Ve sonuç itibariyle de daha çok zaman kaybedecekmişiz gibi geliyor. Ümit ediyorum Burak gibi kardeşlerim bunları daha iyi düşünecekler. Ve gençler bu işi daha iyi kotaracak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten daha iyi analiz edebilme becerisine sahipler. Burak bile onun farkına varmış. Bizden genç olan arkadaşlarımız, çocuk diye bakıyorsun ama hiç beklemediğiniz cümleleri duyabiliyorsunuz onlardan. Yaşı ilerlemiş kişilerin birbirlerine olan saygısızlıklarını görüyoruz. Bir de onların birbirlerine olan saygılarını görüyoruz. O zaman insan işte geleceğe umutla bakıyor. Evet. İnşallah Hüseyin Bey, 3 tane çocuk, 2 de arkadaşlar falan. Ekibi sen kurmuşsun zaten. Bu böyle devam eder, nazar değmesin. İnşallah. Yani sizin söyleminiz üzerine toparlayabilsem ben de bir iki. İnsan aslında yaşadığı gibi durması gerekiyor. Ya da inandığı gibi yaşaması gerekiyor. Biz bu arıcılığa başladığımızda balı tanımıyorduk, arıyı tanımıyorduk. 3 kuan arıyla fazla değil 11-12 sene öncesinde kendi balımızı üretmek için başladık bu işe. İş buralara geldi. Ama o günkü niyetimiz neydi? Kendi evime götüreceğim bal. Halen de üretim ne olursa olsun kendi yemediğimi bir başkasına yedirmek niyetiyle yapılmış bir üretimden bahsetmiyoruz. İnancımızın dışına sapmadan hem biz insanların duasına talibiz hem de burada rızkımızı kazanacağız. Öyle güzel haz duyuyoruz ki yaptığımız işten alnımız ak üretim modellerimizden dolayı ne yaptığımızı ne ürettiğimizi biliyoruz. Verdiğimde karşı taraf bana dönüş yaptığında ya teşekkür ederim Allah razı olsun işte şöyle şöyle iyi geldi ya da ne bileyim tadını beğendim kokusunu beğendim gibi şeyler bizi motive ediyor ve ertesi günü iple çekmeye başlıyorsun. Hüseyin Bey, şimdi bir arı sütü üretimiyle ilgili serüveni aralıkta bir günde gözlemleyebilir miyiz? Larva transferi efendim, tabii. Sütün sağımı, koloni düzeni, ondan sonra başka ne var? Soğuk zincir, başka ne var? Mangallar, semalar. O zaman size bir tane süt viber yapıyoruz. Bekleriz. Ne zaman geliyoruz? En güzel zaman Mayıs ayıdır bizim için. Mayıs ayının kaçında sizde oluyoruz? Şimdi takvimi, hemen randevuleşelim. Takvimi biraz da Aydın'dan dönüşümüz belirler. Aydın'dan ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Mevsimsel artık. Onu biz Mayıs başı, Mayıs 15'i gibi planladık ama. Aydın'da bulunacağınız süre içerisinde de süt üretimi başlıyor mu? Başlayacak bu sene inşallah. Belki orada yaparız programı o zaman. Farklı bir şey olur. Tamam. Zeytin ağaçlarının dibindeyiz. Tamam. Neredesiniz Aydın'da? Aydın, Sultanhisar, Atça. Oo, çok güzel. Her zaman bekleriz. İnşallah. O zaman bu ekip, genç ekip de orada oluyor mu? Ekip maalesef... Ufaklıklar burada mı oluyorlar? Pandemiye bağlı. Ha. Yani pandemi belirleyecek. Peki Eskişehir'de mi oluyorsunuz öbür üretim döneminde? Üretim dönemimiz Eskişehir. Neresinde? Merkezi. Evimize 10 kilometre. Ama Eskişehir bu konuda böyle soğuk bir bölge olup aynen, üretim noktasında sıkıntı yaratan bir yer değil mi? Çok sıkıntılı. Biz bir ay boyunca hemen hemen yağmurluğu üzerimizden çıkarmadık. Yani ben çıkarmadım gibi. Fotoğraflarımız var. Belki slaytlarda geçiyor orada. İnce yağmurluklar, içimizde polarlar falan. Arılarla savaş. Oğlumun videoları var orada. Kendisinde işte o sosyal medyalarda attığı şeyler. Başladık. İki gün sonra güneşi görmedik bir ay boyunca. Her gün yağmur,
Acaba masum kaldık. Acaba Eskişehir soğuk ama Aydın'dan sonraki süreçte hani baharı tekrar yaşıyorsunuz. İkinci ya, bahar şansı avantaj değil mi? Olacak evet. Nasipse. Biz Eskişehir'de bunu da yapabilirdik. Vadimiz var bizim. Orada Akdeniz iklimi görülüyor. Biz riski almadık bu sene. Dedik ki yağmurlu gitmedi fazla. Biz daha çok arı nerede gelişiyorsa oraya gidelim diye. Oradan işi garantiye alalım diye. O zaman su küçüğün söz büyüğün deniliyor. Sizden başlayalım. Programımızın sonuna geldik. İzleyenlerimize son söz olarak ne demek istersiniz? Toplumda faydalı bir şey yaptım diyecekse, ben bunu ürettim diye çıkacaksa ve bu üretmenin de mutluluğunu alacaksa, günlük hasat aralıkta çok önemli. Siz bal üretirsiniz yılda. Yayla balı, ayçiçeği, çam balı olmak üzere 3 hasat görürsünüz. Biz üretim yaptığımız gün boyunca 93 gün hasat sevinci yaşadık. Ve her gün bugün kaç gram olacak sevinci. Heyecanıyla. O heyecanı, o adrenalini yaşamak istiyorsa başlasınlar. Şöyle bir şey oldu mu? Mesela atıyorum 500 gram, 600, 700, 800 çıkarken tekrar aşağıya doğru düşüşler oldu. Bir daha yükselme olduğunda bir ümit daha mı geliyor insanın içine? Biz de o son zaman bir ekipten dolayı böyle 2-3 günlük böyle bir inme çıkma oldu. Son zaman çok bekledik. Acaba yükselir mi? İşte evet. Bir yağmur daha yağdı diye o yakalayamadık. Burak'a da son sözlerini soralım. Babamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Genç arkadaşlara öneriyor musun bu genç işi? Genç arkadaşlara da sonuna kadar öneriyorum. Hatta şu fırsatı da sunuyorum. Her zaman müsaitim. Atça'da olsun, Eskişehir'de olsun. Çıkıp gelebilirler. Oh. Ben her türlü inceliklerini de göstermeye hazırım. Genç yeter ki arkadaşım da. Yapacağız desinler yani. Çünkü üretmesi de zevkli. İnsanlara şifa dağıtmak da zevkli. İnsanlardan geri dönüşler almak da çok tatmin edici. Evet. O şekilde herkesin de yıl içinde yeterli bir şekilde tüketmesini, sağlıklı insanların özellikle sağlıklı bir yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüketmelerini tavsiye ediyorum. Tekrar bu akşam için size teşekkürler. Genç arkadaşıma, Burak'a ben de teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey size de teşekkürler. Değerli izleyenler, Yalçın Sezer'le Köydarcılık programının bu hafta tekrar sonuna geldik. Ama çok önemli bir konuda, arı sütü konusunda, arı sütünün gerçek üreticileriyle bir sohbette bulunduk. Türkiye'nin arıcılık sektöründeki alternatif üretim modellerinin en önemlilerinden bir tanesi de arı sütü. Kendilerinden söz de aldık. İnşallah bu üretim modellerini aralıklarında da izleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Yalçın Sezer'le Köydarcılık programının bu hafta tekrar sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla, bir başka diyarda ve bir başka konuyla tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.